Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapılmış olan alçakça saldırıyı kınamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyoruz. Türkiye'nin ön sözünün yazıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu, bitmiş tükenmiş bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu Şehitler Diyarı Çanakkale'den haykırıyoruz. Hiçbir kimse, ama hiç kimse bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de karıştırmak isteyenler çıkacaktır. Bunlara biz yurtseverler olarak, milliyetçiler olarak, Atatürkçü olarak dimdik karşılarında duracağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik. Bugün karşıda yüz binlerce, on binlerce şehidimiz yatmakta. Bu ülkeyi dediğim gibi kimseye ve kimseye çıkarları için zor durumda bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye bahar gelecek. Bu ülkede demokrasi kazanacak. Bu ülkede barış kazanacak. Bu ülkede sevgi kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapacağımız basın açıklamasına geçiyorum. Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunmuştu. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçay'a ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazetelenen bir takım paçavralarda kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partileri hedef gösteriyorsa, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunuyorsa, Cumhuriyet Halk Partililerinin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucusu partisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır. Toplumumuzda kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerlerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler, aynı emperyalist güçlerin hizmetkarlarıdırlar. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipi tutan odak noktaları da aynıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve tüm yurtseverlerinin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık. Ayakta da durmaya devam edeceğiz. Ülkeyi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bir bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının arkasındaki güç ve azmettiriciler derhal
yargı önüne çıkartılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır. Kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidirler. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diye bağıran hainlere dönüp de mesajlarınızı verdiniz demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajını vermiştir? Bu nasıl bir cümledir? Kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayi Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.